Değerli basın emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen saygıdeğer vatandaşlarımız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaşama, yaşanan doğal hakları ihlallerini, ihlallerin önlenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak politikalarımızı, önerilerimizi sizler aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşmak üzere düzenlediğimiz basın toplantımıza hoş geldiniz. Basın toplantımıza başlarken, Ülkemizin nefesini kesmek isteyenlere, rant, talan, beton ekonomisi ile havamızı, suyumuzu, topraklarımızı perişan edenlere karşı başta Gezi Direnişi şehitlerimiz olmak üzere demokrasinin çığlığı olmak, doğanın haklarının teslimi için mücadele verirken yaşamdan koparılan tüm vatandaşlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Değerli vatandaşlarımız, sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Bilindiği üzere 5 Haziran 1972 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre Günü olarak ilan edildi. Korona mücadelesi verdiğimiz bu günlerde Dünya Çevre Gününü kutlarken maalesef üzülerek ifade etmek isterim ki salgın sürecinde Türkiye'de bizler artarak devam eden doğa hakları ihlalleriyle mücadele etmek durumunda kaldık. Salgın nedeniyle vatandaşlarımıza evde kal çağrıları yapılırken ve vatandaşlarımız salgınla baş etmeye çalışırken yandaşlara Kanal İstanbul gibi maskeli ihalelerin verilişine, doğal sit alanlarının beton ormanlarına dönüştürülmesini sağlayacak yönetmelik değişikliklerine, Türkiye'nin maldivleri olarak adlandırılan ve üzerine çıplak ayakla bile basmaya kıyamadığımız Salda Gölü'ne, Salda Gölü'müze, kepçe ve kamyonların saldırışına, kirazlı yaylada ağaçları, nefes alacak toprakları ve suyu için denenen kadınlarımızın çığlığına kulaklarını tıkayan ancak şirketleri vatandaştan koruma anlayışına üzülerek, üzülerek tanıklık etmek durumunda kaldık. 13 Mart 31 Mayıs tarihlerinde yani korona salgını nedeniyle evde kal çağrılarının yapıldığı günlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 58 çet olumlu kararı verildi. Bakanlıkça yetkilendirilen valiliklerce 479 çet gerekli değildir raporu ve kararı verildi. Yani bu kadar kısa zamanda doğa talanı hız kesmeden ve daha da artarak devam ettirildi. Kahramanmaraş'ta Avşin Termik Santrali'ne kanserden can çekişen Eskişehir Kaymaz'daki maden firmasının atık depolama havuzunun kapasite artışına yine halka evde kal çağrıları verilirken sağlıklı ol denilirken Denizli Tavas ilçesinde tarım alanları, zeytinlikler ve orman alanlarını talan edecek olan termik santral çet olunu kararı askıya çıkarıldı. Ve dendi ki hem evde kalın hem de gelin bu karara itiraz edin. Bugün sizlerle vatandaşlarımızın yurttaşlık hakkını kullanarak itiraz ettiği ve tüm Denizli'nin yan yana omuz omuza bir araya gelerek siz değerli basın mensuplarımızın da desteğiyle bu mücadelemizi kazandığımızı ve Avdan Termik Santrali projesinin çet dosyasının ilgili firmaya iade edildiğini ve Denizli'nin tavasın kurtulduğunu buradan paylaşmak isterim. Değerli basın mensupları, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde yaşanan ölümler, salgının artış hızı bir kez daha her birimizi dikkatlice ve etraflıca düşünmeye sevk etmelidir. Korona salgını sermayenin yaşam alanlarını, vatandaşlarımızın temiz hava hakkını, temiz su kaynaklarına erişim hakkını siyasi iktidarın da desteğiyle bugüne kadar sürdürdükleri rant ve talan anlayışının yarattığı tahribatın nelere mal olacağını bir kez daha acı bir tecrübeyle bizlere hatırlattı. Salgının boyutunun ne kadar bu kadar kısa zamanda çok yakıcı ve yıkıcı olmasının altında yatan nedenlerden en önemlisinin doğanın insan hizmetine sunularak yok eşit edişi olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Pandemi sonrası kalkınma anlayışı asla eskisi gibi olmayacağı açıktır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmanın doğayla barışık, doğayla uyumlu bir modelleme ile yeşil ekonomik kalkınmaya evrilmesinin gerektiği hem bilim insanları hem de ekonomi çevrelerince kabul edilen bir görüş oldu. Artık ülkemizde de salgından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, olmamalıdır da. Yıllardır sürdürülen doğa tahribatının plan değil pilav gerek anlayışının artık terk edilmesi gerekmektedir. Ülkem salgın ve son günlerde yaşanan iklim krizi kaynaklı doğal afetlerin bizi uyardığını görmezden gelemeyiz. İklim krizi tüm dünya için tehlikeli. Ancak bizim ülkemiz için eğer önlem almazsak daha erken ve daha yıkıcı bir şekilde etkileyeceği de ortadadır. Salgın, iklim krizi gibi olağanüstü sebeplerin gıdaya erişim ve göç krizinin de büyümesine neden olacağı ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğanın haklarına çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakma sorumluluğumuzla önerilerimizi sizlerle paylaşıyor ve saray iktidarını bir kez daha uyarıyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Kasım'ın 2000 Kasım 2020'de ertelenmiştir. Bunu bir şans olarak değerlendirmeli ve Paris İklim Anlaşması'nı acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirerek onaylanmasını sağlamalıdır. Kasım 2021'de zirveye Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamış, yürürlüğe koymuş, anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu anlamdaki program ve takvimini hazırlamış olmanın onuru ve gururuyla gidilmelidir. Türkiye'ye yakışan da budur. Giderek su fakiri olan bir ülke durumuna gelmekteyiz. Bu nedenle sulak alanların ve su varlığımızın korunmasını ayrım gözetmeksizin herkesin Ücretsiz, güvenilir suya erişiminin yasal güvenceye kavuşturulması için su kanunu bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmeli ve yasallaştırılmalıdır. Ancak tek akılla değil, sivil toplum, ilgili meslek odaları ve bilim insanlarının da içinde olacağı ortak akılla hazırlanmalı ve yasallaştırılmalıdır. Iklim krizine karşı tüm canlılar için en temel hak olan yaşam hakkını savunacak, tarihsel sorumluluk ve iklim borcu prensiplerini içeren iklim yasası hazırlanmalı ve derhal yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır. Yeni yeşil anlaşmayı ülkemiz koşullarıyla ele alarak fosil yakıtlardan yani kömürlü termik santrallerden enerji üretme anlayışını bir takvim dahilinde derhal terk etmek durumundayız. Temiz erişilebilir enerji kaynaklarına geçiş sağlayacak adil geçiş eylem planlarını hazırlanmalıdır. Yenilebilir enerji yatırımlarının teşvik edilerek yaygınlaştırılması, ihtiyaç fazlası enerjinin dar gelirli vatandaşlarımıza, enerji maliyetleri altında ezilen esnaf ve işletmelerimize uygun koşullarda dayanışma ağları oluşturarak ulaştırılması sağlanmalıdır. Enerji üretiminde adil dönüşüm nedeniyle iş işlerini kaybetme riskini taşıyan emekçilerimizin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ekolojik tarım, katma değeri yüksek, çevreci bir yaklaşımla ürünler üretilmesini sağlayacak kalkınma planları hazırlanmalı. Bu kalkınma planları kamu teşvikleriyle desteklenmeli ve oluşacak yeni istihdam alanlarında bu emekçilerimizin öncelikle istihdam hakkına kavuşacakları yasal altyapılar oluşturulmalıdır. Gelişmiş ülkelerde en az bir yıl ama ülkemizde maalesef bazen bir ay bazen bir aydan bile daha kısa zamanda yürütülen çez süreçlerini ve bu süreçlerde halkın katılımı toplantılarını pilav günü olmaktan çıkartıp birlikte karar alma sürecine dönüştürmelidir. Ayrıca çevre etki değerlendirmenin yanı sıra sağlık etki değerlendirme, sosyal etki değerlendirme ve kümülatif etki değerlendirmenin de koşullarının yasal güvenceye ve şarta bağlanması için derhal düzenleme yapılmalıdır. Ve bunun ardından da doğaya, yaşam alanlarımıza olumsuz etki edecek projelerin faaliyete geçirilmesine izin verilmeyecek yasal altyapılar mutlaka meclis gündemine getirilmeli ve tüm dünyaya bunun müjdesini verebilmeliyiz. Anayasal güvence altında olan sağlıklı çevrede yaşam hakkının ihlali nedeniyle haklarını yargı kararıyla, yargı yoluyla aramak zorunda bırakılan vatandaşlarımızın ağır yargı giderleri, yargı masrafları ve harçları nedeniyle hak aramaktan vazgeçmelerinin önüne bir an önce geçilmelidir. Bu nedenle yaşam hakkının kamusal bir hak olması nedeniyle çevre davalarında yargı haş ve masraflarının muaf hale getirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğumuz yasa teklifimiz bir an önce görüşülmeli ve yasallaşmalıdır. Kentlerimizi beton ormanına çeviren politikalardan kurtarıp güvenli gıdaya erişimin merkezi haline getirmek mümkündür. Salgın ve kriz dönemlerinde daha da büyüyecek olan güvenli gıdaya erişim sorununun önüne geçebilmek için kırsalın ve kentlerin tarımsal kalkınma alanları haline getirilmesi için planlamalar yapılmalıdır. Ekosistemin paydaşı olan hayvan dostlarımız için komisyon raporundaki önerilerimizi içeren hayvan hakları yasasının acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve yasallaşması sağlanmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 7 bölge 7 ilke manifestomuz ile paylaştığımız ilkelerimiz doğrultusunda 81 ilde doğa hakları ihlallerini takip eden yaşam alanlarımıza vatandaşlarımızla birlikte sahip çıkan, mücadele eden Doğa Hakları İzleme Kurulu üyelerimiz görevlerinin başındadır. Dayanışma ile kazanımlarımızı sürdüreceğimize inancımız tamdır. Bu vesileyle bu pandemi sürecinde ve öncesinde yaşam alanları için havası, suyu, topraklar için her riski göze alarak alanlarda mücadele eden ve izin vermemek ve Temiz hava, temiz su ve çocuklarına yaşanabilecek bir Türkiye bırakmak için mücadele eden tüm yurttaşlarımızı burada kendilerini kutluyor ve huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, değerli yurttaşlarımız. Yukarıda açıkladığımız acil önlem planlarımız ve önerilerimiz hayata geçirilinceye kadar, yaşam alanlarına ve ekosisteme saldırılar son buluncaya kadar 5 Haziran Dünya Çevre Günü bir kutlama günü olarak değil, bir mücadele günü olarak adlandıracağımızı belirtir. Tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlarım. Tamam mı arkadaşlar.